Herkese merhabalar. Ben Neşe. Evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır patates kızartması tarifini vereceğim. Dilerseniz öncelikle bir bakalım neler yapacağız ve hemen sonrasında yapalım. Patates kızartması için gereken malzemeler yaklaşık 5-10 tane patates ve kızartmak için sıvı yağ ya da zeytinyağı, bir de kaya tuzu en son. Ama şimdi ben bu patatesleri dilimledim. Güzelce peçeteyle kuruladım ve poşetlere koyacağım. Şimdi bunu kızartmayacağız. Difrize kaldıracağım. Difrizde en fazla 3-4 saat kalması gerekiyor. Ya da ben bir gün önceden koyacağım. Patateslerimi buzdolabı ve kilitli buzluk poşetine koydum. Yarısına kadar kapattım. İstiyorsanız yemeklik de küp küp doğrayıp bu şekilde kaldırabilirsiniz. Ve bir pipet yardımıyla havasını içime çekeceğim. Hiç hava kalmayacak. Şu şekilde pipetin yan taraflarında da sıkı sıkı tutun ve içinize çekin. Ve hızlıca çekin içinden pipeti, kapatın. Bu şekilde havasını aldık. Şimdi difrize kaldıracağım. Bir gün sonra güzelce kızartacağız. Bir gün beklettiğim patateslerim gördüğünüz gibi donmuş. Hiç çözülmesine izin vermeden şöyle bir kaba alıyorum. Ve yavaş yavaş parçalar halinde, kızartmış olduğum yağın içerisine atacağım. Az önce kameranın çektiğini zannederek siz görmeyeceğiniz bir açıdan koymuşum. Kusura bakmayın. Hemen kızartıyorum. Bir tanesini kontrol amacıyla içerisine attım ve çıkardım hatta. Hemen şöyle bir parça koyup üzerine hemen peçeteye koyacağım. Yavaş yavaş kızarıyor gördüğünüz gibi. Ama sadece şunu söyleyeyim sizlere. Mecbur kalmadığınızda bu yöntemi denemeyin bence. Çünkü ya buzunun çözülmesini bekleyin ya da her şeyi göze alarak üzerine peçete koyun ki sıçramasın oraya buraya. Şu şekilde koyduktan sonra zaten kendisi hava da alıyor bir yandan da. Bu şekilde yapabilirsiniz. Benim için bu kadar kızarması yeterli. Şu şekilde. Gerçekten çıtır çıtır oluyor. Bakalım kılınca da olacak mı birazcık. Ama yine de tekrarlayayım. Yani patatesleriniz eğer ki şöyle söyleyeyim, evde çürümeye yakınsa bu şekilde difrize atıp yapabilirsiniz. Ama mecbur kalmadığınız sürece. Ne diyorum. Şöyle içerisine attım. Peçetemi hemen üzerine attım. Koyduktan sonra ses çıkarma, o patlamalar bittikten sonra peçeteyi alın. Böyle hava alarak kızarsınlar. Hepsini bu şekilde kızartacağım ve güzelce servise hazırlayacağım. Serviste görüşmek dileğiyle diyorum. Patates kızartmalarım servise hazır. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Öncelikle çıtır patatesleri kızartmadan önce difrize koydum. Böyle daha iyi kızardığını, daha iyi çıtır çıtır olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum artık, sizler de denersiniz nasıl olduğunu, sizler de kendinizce karar verirsiniz. Bir de eğer ki patatesleriniz filizleniyorsa, baktınız ki çürümeye başlıyor. Özellikle İstanbul'da olanlar için nemli bir hava ya da nemli bir bölgede olanlar için patatesleri dışarıda mı saklayayım, dolapta mı derken yani zarar görebiliyor. Bu yüzden de yaptığım bu yöntemi hem kızartmalar için hem de küp küp doğrayıp havasını aldıktan sonra difrize atabilirsiniz. Umarım bu videom sizlere açıklayıcı olmuştur. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Yeni videolarda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı yaşayın. Görüşmek üzere.